ikinci günün sabahına uyandık. Otelden ayrıldık. Şu an saat 9 civarı. Olimpiye geldik. Burası da böyle taş evleriyle ünlü bir köymüş. Bir de bir plajı ve mağarası var gezilmesi gereken. Şehrin içinde ne var açıkçası çok bilmiyorum. Genel olarak hep hani evlerinden bahsedilmiş ama şimdi gezmeye başlıyoruz bakalım. Şurada şöyle bir kafe var. Kahve içmeden kendine gelemeyenlerden olmadığımız için buraya uğramayacağız tabii ki. Olimpi sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şehrin bu merkez kısmına arabayla giriş yok. Bayağı dar sokaklar. Biz de yürüyoruz. Oy, merhaba. Ne diyebiliyoruz suya? Bak çünkü video çekiyorum şu an ben. Şöyle sokaklar. Biz nasıl gitsek? Nasıl gidelim? Tavsiyeniz var mı bize? Şöyle ilerleyelim. Böyle gezmesi güzel ama buralarda yaşam biraz zor bence ya. Etrafta öyle çok fazla market tarzı bir şey de görmüyorum. Araba da giremiyor. Anne buradan gidiyorum. Burning. Fasulye ayıklayan teyze şu selamımı da verdim. Ada hayatı güzel ya. Evet şimdi nereden gitsek? Sen de önünden. Amca dertli. Şeftali satıyorum ama çok kederli. Bir kuzu mu geliyordu? Yavrum. Çekemezsin çünkü video çekiyorum. Meydana varıyoruz. Küçük bir meydandır zaten de yine de. Önce burayı tarif ettiler. Meydan burası sanırım. Bu tarafta mı daha bir hareket var gibi? Olimpi'den ayrıldık. Buranın yakında çok güzel bir plaj varmış. Agia Dinami diye yazılıyor. Konusunu bilmiyorum ama oraya gidiyoruz. Okuduğum bloglarda en sevilen plajlardan birinin orası olduğunu gördüm. Böyle kapı taş gibi biraz turkuaz rengi bir denizi varmış. Biraz da yolları da göstereyim dedim. Ada yolları genelde bu şekilde böyle dar yollar. O yüzden hani çok hızlı gitme şansı olmuyor. Mesafeler biraz uzun. Yani 10 kilometreyi falan yaklaşık 20-25 dakikada alabiliyorsunuz. Agia Dinami plajına geldik. Bilmiyorum ne kadarını görebiliyorsunuz ama denizin rengi muazzam. Turkuaz tam benim en sevdiğim deniz rengi. Küçük bir plaj ama harika gözüküyor.
güzel. Bu kadar güzel plajlar bizde olsa her tarafını tesis doldururuz. 20 lira giriş ücreti, 20 lira şezlong ücreti, 10 lira şemsiye ücreti alırız ama burada böyle bir şey yok ve çok güzel. Decathlon'dan şu gözlüğün bir adı vardı ama şu an hatırlayamıyorum. Bu gözlükten almıştık. Denizin dibini onunla izliyoruz. Ben alırken biraz kararsız kalmıştım. Çünkü 100 lira falan da biraz pahalı gelmişti bana. Hani dandikse 100 lira pahalı bence diye ama cidden çok güzelmiş. Şimdi onu takacağım ve denize doğru birlikte gideceğiz. Olimpi'de bir ünlü bir mağara var. Biz oraya gelmiştik aslında ama saat 12.30 sanırım öğle arasındalar. Biraz bekledik sonra da aman neyse gezmeyelim dedik. Şimdi gidiyoruz. Güzel midir nasıldır hiç bilemiyorum o yüzden ama yine de buraya gelirseniz aklınızda olsun gezmek isterseniz. Mesta'nın küçük meydanındayız şu an. Minicik ama çok sevimli bir yer burası. Şurada neydi? Mesa Onas diye bir restorana oturduk. Şöyle biber dolması tarzında bir şey söyledik. Yanına meşhur cacık. Şurada böyle midyeli şehriye ne bu? Pilavı. Şehriye. Midyeli şehriye pilavı gibi bir şey. Aslında aç değiliz ama yine de yiyeceğiz. Bakalım. Apotika isimli plajdayız. Burası şöyle küçük bir plaj. Burada su sporları yapmak isteyenler için çeşitli seçenekler var. Adanın her yerine çok olmayan bir şeymiş. O yüzden o özelliğiyle ünlüymüş yani burası. Yani deniz de güzel, temiz ama hani çok aşırı ekstra bir şey yok yani. Şu ana kadar girdiğimiz yerler arasında en gerekli olmayanı burasıydı diyebilirim. Ama dediğim gibi denizi temiz. Vesta'ya şirin bir başlangıç yaptık. En sevdiği tatlı cupcake'tir. Sufle en favorisi. Thank you.
kalacağımız otelimize geldik. Bizi çok sıcak karşıladılar şöyle ikramlarıyla. Odamız temiz değilmiş, o yüzden şu an bekliyoruz. Sakız Adası'nın çok ünlü bir restoranı olan Apomero'ya geldik. Şimdi menüsüne bakıyorum. Türkçe de yazıyor menüde her şey. Restoranın şöyle çocuklar için küçük de bir bahçesi var. İçi de şu şekilde. Manzarası gayet güzel. Tabii şu an akşam olduğu için çok bir şey gözükmüyor ama. Anne, şu canım ahtapotu yerken hiç mi vicdanı sızlamıyor? Ha? Hayır. Köfte de şu şekilde geldi. Tam gözüküyor mu bilmiyorum ama iki kocaman parça.